Eşim uzun süredir bebek sahibi olmayı istiyoruz diyor bir çiftimiz. Son çare olarak tüp bebek yöntemini denemeye karar verdik ama tüp bebek dinimizde caiz midir? Tüp bebek tabii ki caizdir. Neden caiz olması? Bir hastalıktır. O hastalığın diyelim bir tedavisinde kullanılan bir şeydir ama tüp bebek yapan kişi işte tüp bebek yapmak sağlıklı mı değil mi? Tüp bebek yapacak doktorun hangisi iyidir falan filan gibi evet. şeyleri de araştırması lazım. Onu hani söylememize gerek yok. Hocam orada da istismarlar olduğu konuşuluyor yani evet, değil mi? Evet ben yani hani şöyle bir şey vardır. Yani biz tüp bir şey şunu da unutmamak lazım. Ya yani bir şey caizdir olabilir demek iyidir doğrudur demek değil. Hmm. Şimdi insanlar bu kategorileri çok karıştırıyorlar. Bir helal haram kategorisi var. Bir de yanlış doğru kategorisi var. Helal olan bazı şeyler yani yapılmasını dinin yasaklamadığı bazı şeyler pekala yanlış olabilir. Burada ben şu örneği veriyorum. Mesela diyelim muhallebi yemek. Şimdi dinen helal midir? Deminki metodumuza bakın. Kur'an'da bunu yasaklayan bir şey yoksa evet. helaldir. Tamam. Peki muhallebi yemek doğru mu? Günümüzdeki bütün tıp otoriteleri beyaz şeker olan her şey zararlıdır diyor. Muhallebi yemek yanlış. Bak ama yanlış nedir? Dikkat edin. Haram değil. Yanlış. Tabii yanlış. Şimdi bizim en büyük hatalarımızdan biri şu. Yanlış olan her şeyi kafamıza göre haramlaştırmaya evet. çalışıyoruz. Yani yanlışla haramın ayrı kategoriler olduğunu anlarsak bu soruların birçoğunun cevabını bulacağız. Çok güzel.